Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizler birlikte ViewSony'nin VP2780 4K monitörünü inceleyeceğiz. Evet sevgili izleyiciler, 27 inçlik bir monitörümüz var. VP serisi profesyonellere hitap eden, yani üreten insanlar için geliştirilmiş olan bir monitör serisi. Ali, şimdi üreten insanların en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden bir tanesi geniş bir çalışma alanı. Bu alanda 3840'a 2164K çözünürlük epey bir anlam ifade ediyor. Aynen öyle. Şimdi 4K üreten biri için gerçekten çok önemli. Pek çok oyuncu için 4K çözünürlük lüks ifade edebilir. Kesinlikle. Ancak çalışan, grafik üzerinde çalışan, resim ya da video düzenleyen kullanıcılar için bu gerçekten artık bir gereklilik haline almış durumda. Zira 4K bir monitör üzerinde 4K çalışma yapacağınız anlamına gelmiyor sadece. Evet. Üzerinde 1080p Full HD görüntülerle ya da daha yüksek çözünürlüklerde çalışırken rahatlıkla kesip bir şeylerin yerini değiştirip üzerinde çalışıp kontrol panelini ve araçları koyabileceğiniz geniş bir çalışma alanı anlamına geliyor. Aynen öyle Ali. Peki bunun yanında bir de şöyle bir nokta var. Sadece 4K çözünürlük yetmiyor. Profesyonellerin bir de rengi de iyi alması gerekiyor. Yani Photoshop'ta bir tane resmin üzerine çalışırken ya da bir video düzenleme yaparken o videoyu biliyorsun çünkü profesyonel ham olarak çekiyor. Daha sonra renklendiriyor. Bu renklendirme esnasında renkleri iyi görmemiz gerekiyor. Bu monitör bize bu bağlamda ne sunuyor? Evet Recep. Şimdi çözünürlük bütün monitörlerde ortak özellik. Evet. Bir ton 4K monitör var. Bir ton farklı özellikle monitör var. Hertz ve milisaniye değerlerini genelde oyuncu monitörlerinin ön plana çıkartıyoruz. Ancak burada renk motoru önem kazanıyor. Bir panel türü, ikincisi renk motoru sevgili izleyiciler. Bu monitörün kaç bit görüntü üretebileceğini belirliyor. Ve o gördüğümüz kocaman renk tekerleğindeki renklerin arasından ne kadar hassas bir geçiş olacağını, ekrana renklerin ne kadar doğru geleceğini belirleyen temel unsurlar oluyor. O zaman şu soruyu sormak istiyorum Ali. Bu monitörün paneli kaç bit? Bu monitörün paneli 10 bit Recep. Genellikle normal monitörlerde 6 bit, 8 bit paneller kullanılıyor. Bu 6 bit, 8 bit panelden üretilebilen renk miktarı da daha kısıtlı kalıyor. Evet. Bunda 1.07 milyar renk üretilebiliyor gerçekten. Bunun anlamı tabii ki bir son kullanıcının gözüyle baktığımız zaman bizim 1 milyar farklı renk görmemiz değil. Evet. Renkler arasında inanılmaz hassas bir geçiş sağlanması, çok yüksek kalitede renk sağlanması. Bunun için sadece 10 bitlik renk motoru, 10 bitlik panel kullanılmıyor. 14 bitlik 3D LUT kullanılıyor. Bu LUT da çok ilginç bir şey. Lookup Table. Ne anlama geliyor bu Ali? Yani bu renklerin kontrol edildiği tablo Recep gerçekten yüksek renk doğruluğu sağlanması için burada da gerçekten yüksek bit kullanılması gerekiyor. Evet. Burada bir de Ali bazı standartlar var sanırım. Bu monitörün uyduğu standartlardan biraz bahsedebilir misin? Şimdi profesyoneller için çok önemli standartları zaten daha önce sRGB ve de Adobe RGB olarak özetledik. Evet. sRGB'nin %100'ünü sağlıyor sevgili izleyiciler. Adobe RGB'nin de %80'ini sağlıyor. Bunlar CAD ve CAM için önemli. Evet. Yani bilgisayarla tasarım, dizayn yaparken gerçekten önemli. Burada alacağım baskı renkleri, çıkış renkleri, iki boyutlu çalışmalar için bunlar kritik. Ama bir de bunun ötesinde videodan bahsedelim. Evet, video düzenlemeciler de farklı bir standart kullanıyor sanırım Ali. Şimdi NTSC gibi standartları zaten herkes duymuştur. Evet. Ama EBU'yu sadece işin profesyonelleri ya da merakları duymuştur. EBU da European Broadcasting Union dediğimiz Avrupa Yayın Birliği sevgili izleyiciler. Bu da standart belirleyen kuruluşlardan bir tanesi ve gerçekten video prodüksiyonu önemli. Burada yani bahsettiğimiz video kalitesi de televizyon kalitesi. Hmm. Yani televizyon kalitesi pek çok şeyin biliyoruz ki standart. Evet. EBU'nun %99'unu, NTSC'nin de %75'ini sağlıyor. Yani video prodüksiyonu içinde CAD/CAM olduğu kadar ideal bir panel tasarlanmış. Anlıyorum. Yani hem fotoğraf düzenleme, hem CAD/CAM, hem de video düzenleme için uygun bir monitör elimizin altında. Aynen öyle. Panelin türünden bahsetmedik. Hep bahsediyoruz ya böyle evet. IPS panel, TN panel farklı türleri var diye. Ondan da bahsedelim. Sevgili izleyiciler, Super Clear HIPS, Horizontal IPS dediğimiz bir panel türü var. 178 derece yukarıdan aşağıdan ya da sağdan soldan neredeyse 180'e 180 görüş açısı sunuyor. IPS panelleri zaten canlı renk üretebilmeleriyle tanıyoruz. Kesinlikle. Ama bunun diğer detaylarına istersen özellikle bu arka tarafında HDMI 2.0 gibi yeni evet. bazı bağlantı teknolojileri var. Tasarımda bazı noktalar var. Pivot özelliği gibi özellikler var. Onlara bir baktıktan sonra detaylara devam edelim. O zaman bir yakından bakalım hadi. ViewSonic VP2780 4K monitörün en yüksek konumu bu şekilde sevgili izleyiciler. Yerden oldukça yüksek bir şekilde çalışabilirsiniz. Öne 5 derece, arkaya 23 derece çevirebiliyoruz. Yani 28 derecelik bir hareket açısı var bu şekilde. Bu da ne işe yarıyor derseniz koltuğunuzda yukarıdan aşağıya ya da aşağıdan yukarıya baktığınız zaman görüşünüzün daha rahat olmasını sağlıyor. Tabii kullanılan panel IPS olduğu için tam karşısından tam direkt pozisyonda oturmasanız bile gayet rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi bu monitörü yukarıdan basarak aşağıya kolayca indirebiliyoruz. Arka tarafında bir adet pin ile monitörün sabitlenmesini de sağlayabiliyoruz. Birazdan arka kısma baktığımızda zaten onu yakından göreceğiz.
Monitörümüzü sağa sola çevirme imkanımız da var. 60 derece bu tarafa doğru, 60 derece diğer tarafa doğru çevirebiliyoruz. Toplamda 120 derecelik bir çevirme açımız var. Karşısında oturup çalışırken rahatlıkla konumlandırabiliyoruz. Stand ergonomik, ancak standı çevirirken standın özellikle monitörü sabitleme üzerine kurulu olduğunu belirtelim. Yani şu hareketi yaparken monitör elinize bir miktar direnerek dönüyor. Bunun amacı da basit tasarım yaparken en ufak dokunuşta bile çok fazla sallanıp çok fazla pozisyon değiştirmemesi için karşınızda gayet sabit ve stabil duruyor. Monitörümüzü pivot modunda görüyoruz. 90 derece dik çalışma imkanı sunuyor. Bu şekilde çevirdiğimiz zaman monitörümüzü sola doğru pivot moduna alıyoruz. Tekrar geriye çevirerek normal çalışma konumunu alabiliyoruz. Tabii ki pivot modunu almadan önce dikkat etmemiz gereken nokta monitörü yükseltmiş olmamız gerektiği. Zira monitörün bu kısmı uzun. Bu şekilde çevirdiğimiz zaman aşağıya doğru geliyor sevgili izleyiciler. Pivot modundayken yine yukarı aşağıya hareket ettirebiliyoruz. Bu sayede görüş açısını düzeltmemiz mümkün oluyor. Stand ayağına baktığımız zaman son derece sağlam bir kaidesi olduğunu görüyoruz. Bu kaidenin arka kısmında kablo toplama mekanizmaları var sevgili izleyiciler. Bu şekilde şuradan hafifçe açılabiliyorlar. Aynı zamanda arka tarafta pin ile monitörün yükselmesini sabitleyip yükselmemesini sağlayabiliyoruz. Burada pinimizin yuvası var. Monitörümüzü yukarıdan aşağıya bastırdığımız zaman bu kısmın içerisine, şuradaki haznenin içerisine buradaki stand kısmımız toplanıyor. Ağırlığı nedir monitörümüzün? Şimdi Recep, bunda biliyorsun VESA standardı var. Evet. Yani üst kısmı monitörü çıkartabiliyoruz, stand ayağıyla da kullanabiliyoruz. Bizim izleyicilere tavsiyemiz, bunun kaidesi stand ayağı son derece sağlam yapılmış. Çok da ergonomik. Bu yüzden bununla birlikte kullanmaları. Bununla birlikte 8 kilogram 360 gram. Eğer alt kısmı çıkartırsanız 5 kilo 360 gram oluyor. Yani 3 kilogramlık bir stand ayağından bahsediyoruz. Bu gerçekten monitörün profesyonellerin sevdiği şekilde masaya sağlam oturmasını sağlıyor. Monitörün arka kısmındaki tasarıma baktığımız zaman yine sade, profesyonel bir görünüm olduğunu görüyoruz. VESA standardı demiştik. Buradaki vida yuvaları aracılığıyla 100 mm, 100 mm'lik VESA kitlerini takabiliyoruz. Bu sayede istersek duvara monte edebiliriz. İstersek de böyle özellikle medikal kullanım alanında ihtiyaç duyulan bazı özel standları takabiliriz. Zira sevgili izleyiciler, 4K monitörlerin, panellerin bir diğer kullanım alanı da hastanelerde yüksek çözünürlüklü filmlerin kontrolü. Hem renk doğruluğunun hem de yüksek çözünürlüğün önemli olduğu bir alan. Çünkü doktorun bizim neyimizin olup olmadığını gerçekten yüksek çözünürlükte, yüksek kalitede görmesi gerekiyor. Bu bağlamda hastanelerde kullanılan o farklı stand ayakları görmüşsünüzdür. Çeşitli tesislere, çeşitli standlara bağlı. Buradaki VESA standardıyla bağlanıp kullanılabiliyor. Monitörün arka kısmında seri numarasını ve özellikle detaylı bilgileri bulabiliyoruz. Bu seri numarası önemli sevgili izleyiciler, çünkü bu cihaza has bir numara, model adının haricinde ve beraberinde gelen fabrika kalibrasyon raporuna baktığımız zaman seri numaralarının tutup tutmadığını kontrol edebiliyoruz. Şimdi bu fabrika kalibrasyon raporları her bir monitörün fabrikada tek tek renk tutarlılığı için ayarlanmasını ve renklerin gerçek renklerden çok az sapmayla, minimum sapmayla görülebilmesini sağlıyor. Arka kısımdaki etikette bize bunu kontrol imkanı sunuyor. Eğer teknik diğer güç verilerini merak ediyorsanız yine arka kısımdaki etikette görebiliyorsunuz. Renk kalibrasyonu, fabrika raporu. Evet, hangi cihazın kullanıldığını dahi söylüyor Recep. Chroma 7121, Chroma 2326. Bu Color Calibration Factor Report dediğimiz rapor sevgili izleyiciler, dediğimiz gibi cihazın seri numarasıyla sizin aldığınız monitöre özel. Yani her bir monitörü tek tek renk kalibrasyonundan, ayarından geçiriyorlar. Bu profesyonel monitörlerde gerçekten uç noktadır. Belli başlı profesyonel serilerde yapılır. Her üretici her serisinde, her modelinde bunu uygulamaz. Çünkü gerçekten çok zahmetlidir sevgili izleyiciler. Ve bunun sayesinde delta sapması ölçülebilir. Şimdi delta sapması gerçekten profesyoneller için çok önemli. Çünkü delta sapması 3'ün altında olduğu zaman muazzam, gözün kolay kolay ayırt edemeyeceği bir renk kalitesi, renk doğruluğu sağlanıyor. Delta 2'den daha küçük olduğu zaman artık cidden fark edemeyeceğiniz bir hale geliyor ki bu modelde de delta 2'den daha küçük bir sapma söz konusu. Öyle, bu sayfada delta E sapması var. Diğer sayfada ne olduğuna bakalım bir de. Burada da gamma curve, yani gamma eğrisi ve grayscale tracking var Recep. Hepsi yine sRGB, native yani doğal ve EBO, European Broadcasting Union için verilmiş. Buradaki sRGB'yi iki boyutlu çalışmalarınız için, yani özellikle baskı renkleri için düşünebilirsiniz. EBO'yu da genel olarak video prodüksiyonu için düşünebilirsiniz. Native'i de geri kalan her şey için hesaplayabilirsiniz. Tabi bunlar kabaca bir yol göstermek için benim bu tabirleri
basitleştirmem. Sevgili izleyiciler, profesyoneller gerçekten zaten bu alanda ne istediklerini biliyorlar. Bilmeyenler de, daha yeni öğrenenler de zaman içerisinde bu tür standartlara ve sapmalara, kullandıkları monitörlerdeki sapmaları fark ettikçe daha çok alışıp bunları keşfediyorlar. Gerçekten profesyonel bir monitörde çalıştığınız zaman daha önce evinizde ya da ofiste kullandığınız standart monitörle renklerin ne kadar farklı olduğunu anlıyorsunuz. VP2784K'nın kutu içeriğine bakalım. Evet, beraberinde pek çok kablo geliyor. Recep, bu kablolardan bir tanesi bizim için son derece önemli olan DisplayPort kablosu. Evet, DisplayPort üzerinden 4K çözünürlükte 60 Hz elde edebiliyoruz. Zaten monitörümüzün kendisi de 4K'da 60 Hz sunuyor. Bunun yanında HDMI 2.0 kablomuz var. HDMI 2.0 sayesinde de yine 4K çözünürlükte 60 Hz elde etmek mümkün. Gayet kaliteli bir kablo Recep. Baktığımız zaman üzerindeki mıknatısları da görebiliyoruz. Bir de piyasadan genelde HDMI kablosu almaya kalktığın zaman satıcıya soruyorsun, hangi sürümü sattığını bilmiyor. Evet. O yüzden 2.0 sürümünü ararken zorluk çekmemiz için kutudan bu kablonun çıkması çok güzel olmuş. Mobil cihazlarını bağlamak isteyenler için MHR kablosu da mevcut. Evet Recep, şimdi sadece cep telefonu veya basit tabletlerden bahsetmiyoruz. Profesyonellerin kullandığı, biliyorsun, çizim tabletleri gibi gayet profesyonel cihazlar var. Evet. Beraberinde stylusuyla, çizimiyle geliyor. Şimdi orada kaliteli bir çizim yaptın. Bir tasarım göstereceksin. Ne yapacaksın? Monitörüne bağlayacaksın. Geniş monitörde daha güzel bir şekilde sergileme imkanı olacak. Monitörün üzerindeki USB 3.0 portları için gerekli olan USB 3.0 kablosu da yine kutu içerisinde mevcut. Evet, yine mıknatıslı kaliteli bir kablo verilmiş. Ali, VP2780'in enerji verimliliği konusunda B sınıfında yer aldığını görüyoruz. Monitörün güç tüketimi nedir? Recep, üzerinde zaten burada yeterli bilgi veriliyor ama bunun daha da fazlası var. Şimdi etikete baktığımız zaman Avrupa Birliği'nin bayrağını taşıdığını, gerçekten ciddi Avrupa standartlarındaki yerini gösterdiğini görüyoruz. Evet. Bu tarz yüksek çözünürlüklü, yüksek renk doğruluğu veren bir panelde, IPS panelde B sınıfı gayet doğal. Çünkü IPS'ler TN'lere göre %15 civarında daha fazla güç tüketiyor. Yani panel yapısından dolayı ne yaparsan yap bir yere kadar gidebiliyorsun. Evet, bu güç tüketimi değeri nedir peki? Üzerinde yazan buradaki ana ortalama değer 41 Watt rejim, ancak ekonomik modlarda 33 Watt'a kadar düşürebiliyorsun ya da maksimumda tüketimde 46.5 Watt'ı da görebiliyor. Tabi bunun prizden ölçümü değil, bu kendisi özellikle belirtilen güç tüketim değerleri. Buradaki güç tüketim değerlerine baktığımız zaman bu tarz bir monitör için aslında son derece tasarruflu olduğunu, uzun vadede sahip olma maliyetinde ekonomik olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında kutu içerisinde bir hızlı başlangıç kılavuzu görüyoruz. Evet Recep, özellikle kaydenin nasıl monte edileceğini anlatıyor. Bunu monte etmek çok basit sevgili izleyiciler. Masanın üzerine bir tane örtü seriyoruz. Sonra monitörün panelini üzerine koyuyoruz. Neden yaptık? Ekranımızın çizilmesini istemiyoruz. Ardından tabanı getirip aşağıdan yandan vida gibi bir tur çevirdikten sonra altındaki küçük elle çevrilebilen vidasını çeviriyoruz. Böylece kaydemizi sabitlemiş oluyoruz. Soldaki Quick Start Guide'da da hangi bağlantı tipiyle hangi cihazı bağlayabileceğimiz bize gösteriliyor. Zaten simgeler var. Farklı ülkelerde farklı priz türleri var. Ama kabloları bağlamak son derece basit. Harici adaptörünü fişe takıyoruz. Ardından tercihen DisplayPort ya da HDMI bağlantısıyla görüntü bağlantımızı kuruyoruz. Ali, VP2784K'nın zengin giriş çıkış portları olduğunu görüyorum. Evet Recep, bayağı bir bağlantı portu var. Bir profesyonelin çok farklı bağlantılara ihtiyacı olabilir. Bu bağlamda istersen soldan başlayalım. Evet Ali, solda öncelikle USB 3.0 portları için bir USB 3.0 girişi mevcut. Evet, Type-B dediğimiz bu bağlantı sayesinde sevgili izleyiciler, bir ucunu bilgisayarımıza bağlıyoruz. Bilgisayarımızdaki USB 3.0 portlarını monitörümüze çoğaltmış oluyoruz. Yani bir USB hub görevi görüyor. Evet, monitörün üzerinde 4 tane USB 3.0 port var. Diğerlerine birazdan bakacağız ama burada 2 tanesini görebiliyoruz. Devam ettiğimiz zaman 3 tane HDMI 2.0 girişi görmekteyiz. Bunların üst kısımlarında hepsinde HDMI yazıyor, ancak burada MHD1, solundakinde de MHL2 ibaresi yer alıyor. Evet, buradaki 2 port MHL destekli. MHL sayesinde de MHL diye de telaffuz edebiliriz. MHL sayesinde cep telefonlarını, tabletleri bağlayabiliyoruz. Yine HDMI üzerinden çalışan bir teknoloji. HDMI portlarının devamında ise bir adet Tamboy DisplayPort görüyoruz. Bir adet de Mini DisplayPort. Mini DisplayPort da bazı ekran kartlarında standart olarak var sevgili izleyiciler. Direkt Mini DisplayPort kablosuyla da bağlayabilirsiniz. Dönüştürücülerle de bağlayabilirsiniz. DisplayPort günümüzün en modern standartları arasında. Buradaki HDMI'nin de DisplayPort'un da güncel sürümler olması önemli. HDMI 2.0 ama DisplayPort 1.2A sürümü. Devam ettiğimiz zaman burada ses çıkışı olduğunu görüyoruz ve aynı zamanda güç girişi de burada yer almakta. Şimdi HDMI üzerinden sesi aktardığımız zaman kulaklık takmak isteyebiliriz. Bu sayede kulaklığı yakın bir şekilde monitörün altından takıp uzatmamız mümkün. Tabii bu kısım çok el altında değil Recep. Bu bağlamda 3.5 mm'lik küçük bir uzatma kablosunu buradan kullanmak da işimize yarayabilir. Monitörün sol alt kısmında da Kensington kilit yuvamızı görüyoruz. Bu da masamızı sabitlemek istediğimiz zaman kullanabileceğimiz bir güvenlik önlemi. Diğer iki USB 3.0 portu da monitörün sağ kısmında yer alıyor.
VP2784K'nın kontrolleri bu kısımda yer alıyor sevgili izleyiciler. Fiziksel tuşlar yok, bu kısımlar dokunmatik. Kullanım deneyiminde bunların son derece hassas olduğunu, çok hafif bir dokunuşla bile tık tık bütün menüler arasında geçiş yapabildiğini, açılıp kapandığını gördük. 3840x2160 piksel, 8 milyon burada nokta var sevgili izleyiciler. Gerçekten çok yüksek çözünürlüklü bir ekran. Şu an herhangi bir orantılama olmadan Windows 10'u görüyoruz. Mesela başlat menüsü, ikonlar gerçekten küçük gözüküyor. Buraya işte 1080p'lik bir görüntüyü rahatlıkla sığdırabiliyoruz. İçerisine birden fazla Full HD görüntüyü işleyebiliyoruz. Buradan görüntü ayarlarına girip baktığımız zaman, şunu bir tam ekran yapalım. Buradan ölçeklendirmeyi açarak ikonların büyümesini de sağlayabilirsiniz. Evet, şu anda DPI ayarımız %100. Bu yüzden ikonlar küçük gözükmekte. İkonlar küçük ama yazılar muazzam netlikte. Bunun sebeplerinden bir tanesi de Recep. Bunda kullanılan HIPS, Horizontal IPS paneldeki piksel yapısının çok daha sıkı, çok daha az ışık kaçıran bir yapıda olması. Bu sayede özellikle fontlar, yazılar ve diğer metinler çok daha net gözüküyor. Yani keskinlik ve kontrastı artırma üzerine yoğunlaşmış bir panel olduğunu söyleyebiliriz. Ali peki monitörün kontrast değeri nedir? Dinamik olarak 20.000'a 1, statik olarak 1000'e 1 kontrast değeri sağlıyor Recep. Oldukça net bir monitör, oldukça iyi bir kontrast değeri var. Bunun haricinde tabi monitörde önemli olan dedik renkler. Evet. Bu renkleri özellikle Adobe ürünlerini kullanırken Photoshop ya da Premiere gibi ürünlerde iyice görebiliyoruz. Bunlar da karşımıza şurada bir renk tekerleği çıkıyor Recep. Bu evet. Renk tekerleği gerçekten önemli. Bu şu kısma baktığımız zaman mesela buraya bir detaylı bir şekilde bir tıklayalım. Şuraya tıkladığımız zaman burada işte 1.7 milyar renk şu aradaki geçişin pürüzsüz olmasını sağlıyor. 10 bit renk üretebilmesi ve 14 bitlik bir lookup table yani kontrol tablosunun olması buradaki geçişlerin yumuşak olmasını sağlıyor. Bu sayede çalışırken aradaki o renk mükemmeliyetini gerçekten sağlamak mümkün oluyor. Elbette bu noktada kullanıcının buradaki menüden ayarları nasıl yaptığı da önemli. Çünkü fabrika kalibrasyonlu olarak geliyor ama kullanıcı kendi çalışma standartına göre buradan çeşitli ayarları değiştirebiliyor. Bu noktada tabi fabrika kalibrasyonunu kaybeder miyim diye korkmaya gerek yok. Memory recall yaptığımız zaman, fabrika ayarlarını geri döndürdüğümüz zaman o kaydedilmiş olan, önceden yapılmış, uğraşılmış olan ayarlar hafızadan geri yükleniyor sevgili izleyiciler. Burada baktığımız zaman setup menünün içerisinde daha farklı ayarlar görebiliyoruz. Buradan dil seçimimiz var. Bakalım burada İngilizce dışındaki diller arasında. Evet, Türkçe seçeneğimiz de mevcut. Menümüz artık Türkçe oldu sevgili izleyiciler. Daha rahat bir şekilde görebiliriz. Çözünürlük bildirisinden on-screen display'in konumuna, ne zaman kapanacağına kadar çeşitli ayarları buradan yapabiliyoruz. Bağlantımızın DisplayPort 1.2 olduğunu buradan görebiliyoruz. Bunun haricinde en çok kullanacağımız ayarlar neler derseniz tabii ki kontrast ve parlaklık olacak. Şu an parlaklığımız %100'de, kontrastımız %70'de. Tabii ki kameranın gördüğüyle insan gözünün gördüğü görüntü her zaman farklı oluyor sevgili izleyiciler. İncelemeler haricinde de kendiniz fiziksel olarak gözünüze gördüğünüz zaman renkler değişecek. Bunun giriş seçimi, ses ayarı ve renk ayarı kısmı var. Renk ayarı kısmına bir girelim. Renk ayarı kısmına iki ileğini girdiğimiz zaman burada sRGB, EBU, mavimsi, soğuk, doğal, sıcak ve kullanıcı rengini görüyoruz. En ideal fabrika ayarları kullanıcı rengi adı altında kaydedilmiş durumda. Yani üstteki ayarlara geçirdiğimiz zaman buradaki delta E sapma oranları değişecek sevgili izleyiciler. Sıcak, doğal, soğuk, mavimsi, EBU, European Broadcasting Union ayarları ve sRGB olarak buradan bu şekilde değiştirebiliyoruz. Şimdi sRGB'yi aldığımız zaman çok daha karanlık göründüğü dikkatimizi çekiyor. En ideal renkleri her koşulda kullanıcı rengi altında gördüğümüzü belirtelim sevgili izleyiciler. On-screen display menündeki ayarları şu şekilde bir gezelim, dolaşalım. Giriş seçiminden mini display portu burada ayrı görüyoruz, display portu ayrı görüyoruz. Ses ayarımızı yapabiliyoruz. Özellikle kulaklık taktığımız zaman devre dışı bırakabiliyoruz. Renk ayarı kısmımız var. Renk ayarı kısmında zaten bahsettiğimiz sRGB'den kullanıcı rengine kadar seçeneklerimiz var. Bilgi kısmında frekanslarımızı görebiliyoruz. 60 Hz'lik bir monitör. Recep ilk çıkan 4K incelemelerde 30 Hz'lik panelleri incelemiştik. 30 Hz ile 60 Hz arasındaki gerçekten bu yenileme hızı, akıcılık muazzam derecede farklı. Kesinlikle bu farkı fareyi oynatırken bile hissedebiliyorsunuz. O fareyi oynatırken bir de input lag dediğimiz oradaki verinin girişi ve ekrana yansıma gecikmesi var sevgili izleyiciler. Özellikle bu turnuva oyunlarında çok önemli bir ayar. Burada gerçekten inanılmaz düşük bir tepki süresi var. İnanılmaz düşük bir gecikme var. Bu sayede şöyle söyleyelim, kullandığımız pek çok üst seviye oyuncu monitörüyle aynı hıza sahip. Özellikle farenin elinizin altındaki hissiyatı, hızı sizin için önemliyse çok büyük bir fark olacak. Evet, 10.5 milisaniye input lag değeri mevcut. Gayet düşük bir değer ve 5 milisaniye tepki süresine sahip monitör.
On-screen display menüde tabii ayarlar bununla bitmiyor. Manuel görüntü ayarları altında özellikle dinamik kontrastı etkinleştirebiliyoruz. Buradan ekranımızdaki görüntüye göre dinamik bir şekilde ayarlanıyor. Yanıt verme zamanını, yani tepki süresini ayarlayabiliyoruz. Standart, gelişmiş ve ultra hızlı olmak üzere ayarlarımız var. Normalde şimdi IPS paneller tasarım için tasarlandıklarından dolayı buna uygun üretildikleri için tepki süreleri çok yüksek değildir. Ancak burada ultra hızlıya kadar alarak oyun oynamak için de hobi için de kullanmamız mümkün. Evet, overdrive özelliği bir nevi. Evet. Buradan aşırı tarama ve ekonomi modu özellikleri var. Ekonomi modunda söylediğimiz gibi güç tüketimini 33 watt'a kadar düşürebiliyoruz. Bunun altında çok önemli olan çoklu pencere modu var. Çoklu pencere modunda ekranı 4'e bölebiliyoruz. Picture by picture, picture in picture gibi ayarlarımız var. Bunları yaptığımız zaman sevgili izleyiciler, ekrana çoklu görüntü girişi bağlayıp birden fazla cihazla çalışabiliyoruz. Şimdi ViewSonic burada kendi yan yana görsel teknolojisinde pikselleri mükemmel bir şekilde oturttuğunu, görüntüdeki sapmaları engellediğini belirtiyor. Bu özelliğe biraz daha yakından bakacağız. Şimdi mavi ışık filtresine geçtiğimiz zaman, mavi ışık filtresi de son zamanların en önemli sağlık noktalarından bir tanesi. Mavi ışık filtresi sevgili izleyiciler, ekrandan gözümüze gelen mavi ışığın üst düzeydeki frekanslarını filtreliyor. İnsan beynini yoran bu frekanslar filtrelendiği zaman ekrana çok daha uzun süre bakarak çalışmamız mümkün oluyor. Buradan mavi ışık filtresini şu şekilde ayarlayabiliyoruz. Basılı tuttuğumuz sürece tekrar gitmeye devam ediyor. Ekrandaki rengin değiştiğini görebiliyoruz. Ancak şu an on-screen display menünün kendisi de mavi Recep. Evet. Yani mavi rengi tamamen ortadan kaldırmak diye bir şey söz konusu değil. Mavi rengi ortadan kaldırsak tasarımdaki renklerimiz yanlış gözükür. Ama mavi ışık filtresiyle ışığın rengini, ışığın üst frekanslarını filtrelediğimiz için gözlerimiz çok daha rahat ediyor. Bunun haricinde bir de görünüm modu var. Görünüm modunda da standart, oyun, film, web, metin ve de mono olarak değiştirebiliyoruz. Mono'da ekranımız grayscale, yani gri bir hal alıyor, siyah beyaz hal alıyor sevgili izleyiciler. Bu da özellikle tasarımda o gradyan geçişlerdeki farkı görmek istiyorsanız hassas bir şekilde kullanabileceğiniz bir ayar. Yine hastanelerde de kullanılabilirim. Aynen öyle, siyah beyaz bir şekilde kullanıp filmlere bakabilirsin. 4K çözünürlüğün avantajı özellikle büyük film dosyaları üzerinde çalışıyorsanız kendini belli ediyor. Evet, şu an burada 4K Tears of Steel var sevgili izleyiciler. Premiere'in çalışma penceresi aşağıda. Burada dosyalarımız duruyor. Şimdi renklere baktığımız zaman zaten muazzam bir doğruluk olduğunu görebiliriz. Evet. Ali. Şimdi bu 4K ekranda ister 4K ile çalışabiliriz, istersek Full HD bir filmi burada ölçeklendirme olmadan, buradaki fit seçeneği olmadan %100 olarak görebiliriz. Tabi burada biz 4K'nın %50'sini bile açtığımız zaman ekran üzerinde oranlama değişiyor. Şimdi burada %50 dediğimiz zaman pencere üzerindeki oranı değişti. Bunu fit dediğimiz zaman tekrar pencere boyutuna geldi. Normalde bu ekranı bu şekilde 4'e bölüp kullanabileceğimiz kadar aslında geniş alanımız var. Filmimizin yukarıda ve aşağıda siyah bantları kendi üretiminden kaynaklanıyor. Mango Project open source bir proje bu sevgili izleyiciler. Şimdi buradaki şu görüntü modlarına bir bakalım Recep. Buradaki manuel görüntü ayarı altına giriyoruz. Ondan sonra buradan aşağıya iniyoruz. Görünüm modu. Evet. Görünüm moduna girdiğimiz zaman şu an standartta. Standarttan aşağıya oyun moduna girdiğimiz zaman biraz daha renkler değişti. Film moduna geçtiğimiz zaman film modunda yine bariz bir farklılık var. Web modu internet tarayıcı için özellikle geçerli. Metin modu uzun süre yazılarla çalışacağımız zaman, arka planı beyaz olan ofis programlarıyla çalışacağımız zaman gözlerimiz için yararlı. Bir de en baştan beri söylediğimiz mono modumuz var. Mono modunda da siyah beyaz nostalji yaşayabiliyoruz. İşin esprisi bir yana sevgili izleyiciler, bu modumuz tabii ki yine profesyonel kullanımlar için geçerli. Şimdi bu şekilde oynattığımız zaman bir bakalım. Hareketli sahnelerde karşımızdaki görüntü nasıl oluyor? Arka plandaki bokeh bu arada çok güzel. Filmin çekimini de sevdiğimizi belirtelim. Özellikle demolarda kullanma sebeplerimizden bir tanesi. Buradaki bu parlak renkleri, çevreye yayılımını gözümüzde net bir şekilde seçebiliyor olmamız. Yakından incelediğimiz zaman, sağdan soldan baktığımız zaman görüntü kalitesinin muazzam olduğunu görebiliyoruz. Ali peki VP2780 4K ile oyun oynayabilecek miyiz? Recep, oyun oynayabilirsin. Hobinin ötesinde çok güzel oyun oynayabilirsin ama 5 milisaniye olduğunu unutmamak lazım. Yani şimdi profesyonel oyuncu monitörlerinde genellikle çok hızlı olsun diye TN panel kullanılıyor. IPS kadar güzel renk vermese bile 1 milisaniye daha kolay veriyor. Günümüzde artık IPS panellerde de düşük tepki süreli 1 milisaniye modellerin ortaya çıkmaya başladığını gördük. Ama bu VP2780 4K'nın öncelikli olarak profesyonel kullanım için tasarlandığı gerçeğini değiştirmiyor. Buradaki en büyük avantajı şu, fare tepkiselliği çok iyi. Oradaki input lag düşük olduğu için
5 milisaniyeyle de gayet rahat bir şekilde 60 Hz'de oyun oynayabiliyorsun. Ama ben turnuvalara katılacağım, FPS'de madalya kazanacağım diyorsan 144 Hz 1 milisaniyelik VSON'in farklı oyuncu modelleri de var. Onlara bakmak daha doğru olacaktır. AMD Catalyst Control Center altında da bakıyoruz. Monitörümüzün özelliklerini buradan da görebiliyoruz. Yüksek çözünürlükte farklı ayarlarımız var. Burada bit ayarını yapabiliyoruz. Evet. Genellikle Recep uygun fiyatlı panellerde 6 bit, ideal, güzel profesyonel panellerde 8 bit, üst seviye amiral gemisi modellerde 10 bitlik panelleri görebiliyoruz. Burada da başından beri söylediğimiz gibi bu renk gradyenlerinin geçişi için, bu renklerin gerçekten muazzam olması için hem 10 bit renk motoru hem de 14 bit 3D lookup table önemli. Bunun lookup table'ın 3D olması da önemli. Çünkü 3D olmayan kontrol tabloları 2 boyutlu olanlardaki hata yanılma payı daha yüksek oluyor. Tablonun derinliği değişiyor. Sırf sRGB değeri değil, bu değerlerin bir arada ne sunduğuna bakılıyor. Evet sevgili izleyiciler, sizlerle birlikte ViewSony'in VP2780 4K monitörüne yakından bakıyoruz. Evet Ali. Recep, artıları eksileri sıralayalım. Hemen Ali. Artılara baktığımız zaman monitörün fabrika çıkışı olarak kalibre edilmiş gelmesi gerçekten çok güzel. Yanında belgeleriyle birlikte geliyor, oradan doğrudan kendiniz görebiliyorsunuz değerleri. Farklı ayarlarda nasıl sonuçlar verdiğini test etmişler ve normal monitörlerde karşımıza çıkmayan European Broadcasting Union yani Avrupa Birliği'nin yayın standartlarına uygunluk belgesi de var. Doğru. Bunlar çok önemli özellikler. 10 bit renk kalitesi sunması, 14 bitlik bir lookup table yani kontrol tablosu kullanması. Bunlar teknik anlamda özellikle renk doğruluğu, renk hassasiyeti yüksek işler yaparken bir profesyonelin aradığı özellikler. Doğru. Bunun yanında Delta E sapması da gayet iyiydi. Delta E sapması da 2'nin altında.
2'nin altında olması zaten insan gözünün algılayabileceği değer temsil ediyor. Evet. O yüzden profesyoneller için bu delta 2'nin altında olsun diyorlar. Çünkü 2'nin altındaki bir renk sapmasını gözünle belirleyebilmene imkan yok. Şimdi bunun haricinde hem video ve hem fotoğraf için uygun olması çalışma açısından bir artı. Çünkü çok farklı kullanım senaryoları olabiliyor. Dediğimiz stüdyoda fotoğrafların ve videoların haricinde dediğimiz gibi sağlık sektörü gibi yüksek hassasiyet gerektiren gerçekten önemli konularda karşındaki görüntünün 4K çözünürlükte böyle hassas, net ve renklerinin doğru olduğundan emin olabiliyorsun. Evet, bunun yanında tabii ki CAD ve CAM işlerinde de rahatlıkla kullanılabilir 4K çözünürlük sayesinde. Şimdi çizim yaparken işin içine bir de biliyorsun fare kullanımı geliyor. Doğru. Fare kullanımında da sevgili izleyiciler bu monitörün ekrana getirdiği hız yani yenileme hızı ve de bu piksel süresi haricinde tepki süresi haricinde çok önemli bir değer daha işin içine giriyor. Input lag değeri. Input lag bu ekrana bizim girdiğimiz mouse hareketlerinin ne kadar gecikmeli geldiğini belirliyor. Evet. Bu monitörde bugüne kadar incelediğimiz 4K monitörler içerisinde özellikle 60 Hz monitörler içerisinde en düşük input lag'e sahip. Çalışırken, oturup kullanırken ne kadar hızlı olduğunu anladığınız zaman elinizin altında rahat hissediyorsunuz ve rahat çalışıyorsunuz. Kesinlikle. Bir monitörün kullanımının gerçekten bu şekilde hızlı ve rahat olması da çok önemli. Dediğimiz gibi bunun ötesine geçmek istiyorsan 144 Hz'lik monitörlerdeki çok düşük input lag'lerle artık turnuva bilgisayarı için turnuva oyun monitörü alman gerekiyor. Bir sonraki de 144 Hz 1 milisaniyelik oyuncu monitörleri de var. Bu profesyonel bir monitör için, CAD CAM için gerçekten diğerlerinden ayrılan bir özellik olmuş. Kesinlikle. Yani genellikle profesyonel monitörlerde bu kadar yüksek bir kullanım hızı, düşük input lag beklenen ya da aranan bir özellik değil. Tamamen bonus olmuş. Doğru. Onu bir belirtelim. Bununla birlikte bağlantı seçenekleri çok önemli. Bunu bağlayabileceğimiz bilgisayar, bağlayabileceğimiz cihazlar açısından. HDMI 2.0 ve DisplayPort 1.2a bağlantılarının olması, bu portların sayısının çok tutulmuş olması, birden fazla cihazı bağlayıp ekranda beraber görüp kullanabilmemiz çok büyük bir avantaj. Kesinlikle. HDMI 2.0'ın en büyük avantajı da burada yine 4K çözünürlükte 60 Hz'i sunması bize. 60 Hz önemli. 30 Hz'lik gelen ilk modelleri incelediğimiz zaman onlardaki hızı görmüştük. 60 Hz'de arada gerçekten muazzam bir fark var. Kesinlikle. Burada 27 inç içerisinde 4K 60 Hz'lerde ViewSony'in bu modeli bayağı bir ön plana çıkacak. Bu açıkça ortada. Şimdi bunun haricinde yanında ne gördük? Kutu içeriğinden gerekli olan bütün kabloların çıktığını gördük. Doğru. Baktığımız zaman HDMI kablosu vardı. Bunun yanında DisplayPort kablosu, USB 3.0 bütün kabloları ViewSonic kutuya dahil etmiş. MHL kablosu da var. Yani evet. Beraberinde profesyonel çizim tableti kullanıyorsan MHL'le de oradan bağlayıp yine kullanma imkanın olacak. Kesinlikle. Üzerinde USB 3.0 portları var. USB 3.0 hub'u üzerinden yine bağlama imkanın var. Kendi hoparlörleri olmamasına karşın yine sesi kulaklığı almak için o aldığın sesi arka tarafında bir port var. Evet, MHL konusunda da yine tek port değil, iki tane MHL özellikli port olması da bir artı olarak nitelendirilebilir. Evet, HDMI'lerden iki tanesini birden kullanabiliyoruz. Hatta iki tane mobil cihazla bağlayabilmiş oluyorsun. Evet. Yani o açıdan çok zengin, kutu içeriğinin zengin olması da şu açıdan avantaj. Zaten bakarken söyledik ama HDMI kablosu satın alırken satıcıların hepsi sattığı kablonun standartını bilmiyor. Kutudan çıkmış olması bunun önemli. Çünkü bu tür stüdyolarda Recep bazen acele iş yapılıyor, bir kurulum yapılıyor. Kutudan çıkar çıkmaz bütün kabloların kullanılabilir olması hemen takıp çalışmaya imkan sağlıyor. Doğru. Aksi takdirde 30 Hz'de kısıtlı kalabiliyorsunuz. Aynen öyle. Vakit nakit diyorsan kutudan kablonun çıkması oradan da vakit ve kafa rahatlığı olarak önemli oluyor. Özellikle profesyonel ürünlerde aradığın standartta her zaman kabloyu o an bulamayabiliyorsun. Doğru. Gece vakti çok böyle kurulum yapan kullanıcılar stüdyolar karşılaşmıştır. İzleyicilerimiz arasından da biliyoruz. Şimdi çoklu pencere, picture in picture, picture by picture modları bir avantaj. Zaten şimdi buradaki farklara ayrı bir videoda değineceğiz. Çünkü evet. Çok hoş bir özellik. Doğru. Orada birden fazla cihazı bağlayıp aynı ekranda kullanabilmek. Bu kadar üst düzey bir profesyonel monitör olmasaydı şunu da diyecektim. Hani güvenlik kameraları için de aslında çok güzel bir çözüm. Ama sırf güvenlik kamerası bağlayıp bırakmak bu monitöre yazık olur. Kullanılabileceği çok güzel profesyonel alanlar var. Doğru. Bununla birlikte neleri göremedik? Şimdi buradaki kendi içerisindeki kontrolünde, on-screen display'inde daha fazla seçenek sunulabilirdi. Bu seçenekler arasında mesela ekran üzerine gelen cetveller gibi kozmetik ama bazı tasarımcıların sevdiği özellikler eklenebilir. Doğru, tasarımcıların gerçekten işine yarayan özelliklerden bir tanesi tuşa bastığınızda monitörde farklı örneğin A4 kağıdı üzerinde çalışacaksanız ekranda bir A4 çizimi oluşması veya evet. Farklı çizimlerin A4 çizimlerin oluşması hoş olurdu. Aynen öyle. Şimdi yurt dışındaki fiyatına baktığımız zaman bu CAD CAM, prodüksiyon, televizyon stüdyosu ve profesyonel alanda kullanılabilecek 4K monitörün fiyatının takribi olarak 1000 dolara yakın olduğunu hatta $920 civarında bile yurt dışında listelendiğini görüyoruz. Evet.
Türkiye fiyatı ya da yurt dışı fiyatı her zaman değişebilir. Lütfen makalenin altındaki güncellemelere ve güncel internet üzerinden fiyat aramalarına başvurun. Bu nokta da önemli. Özellikle Türkiye'de çok önemli. Doğru, zaten kur da sürekli değişiyor malum. Aynen öyle. O yüzden dolar üzerinden yurt dışı fiyatı paylaşmak daha doğru olacaktır kullanıcılarla. Şimdi bu monitörün muadillerine göre bir de bütün bunları sunması gibi yurt dışında özellikle dikkat çeken bir de fiyat avantajı oluyor. Yani üst düzey profesyonel bir monitörde 27 inçte muazzam bir görüntü kalitesi, muazzam özellikler, fabrika çekici kalibrasyonlar, üstüne üstlük kendi segmenti içerisinde avantajlı fiyat gibi çok büyük bir özelliği var. Yani bu bağlamda fiyat performans oranında gerçekten iyi monitör. Aynen öyle. Yani oturup çalışmak için, bir stüdyo kurmak için, videolar, görüntüler üzerine çalışmak için bir stüdyoda değerlendirilecek en başta gelen seçenekler arasında yer alıyor. Ve bir editör olarak da karşısına geçip kullanmaktan mutlu olduğumuz, ikimizin de çalışırken hoşça vakit geçirdiği hızlı, özellikle hız konusunda beğenimizi kazanan kesinlikle bir monitör. Kesinlikle. Yani şimdiye kadar incelediğimiz 4K monitörler arasında özellikle de input lag değeri en düşük olmasından dolayı bizi en çok memnun eden monitörlerden bir tanesi olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Sizler birlikte Vivsonic'in VP2780 4K monitörünü inceledik. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.